Karşıt tersin kuralını bir hatırlatayım size. Şimdi P ise Q ise Q'nun değili ise P'nin değildir. Bu yüzden Q veya R'nin değili ise P'nin değilinin değili P olacak. Şimdi Q veya R'nin değili nedir? Q'nun değili bu da böyledir ise P olacak. Buna uygun cevap E şıkkı. P ise P arkadaşlar kesinlikle 1'dir. Çünkü ise de x'i 1'den 0 ise x'i 1'den 1 ise cevap 1 oluyor. Gelelim ancak ve anca. Eğer arkadaşlar bu 1 ise cevap 1 çıkar. Bu 0 ise cevap 0 çıkar. O zaman demek ki cevap Q'ya bağlı C şıkkı. P'nin değili ancak, ancak P ise burası arkadaşlar 0'dır. Çünkü birisi doğru birisi yanlışken ancak ve ancak 0 olur. Demek ki bu da 0'a denkmiş. Veya da bir şey sıfırsa ikisi birden sıfır olmalı. Bu da sıfır olur, bu da sıfır olur. P'nin değil arkadaşlar sıfıra denkse P böylece bakın 1 olmalıdır. Q ise R, sıfır ise sadece ne zaman sıfırda ise arkadaşlar bu birken bu da sıfırken. Böylece 1 1 0 oldu cevabımız E şıkkı. Önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir demiş. İse de arkadaşlar ikisi de aynıysa cevap 1 çıkar Yine ise de ikisi birden aynıysa cevap 1 çıkar. Ya da da ikisi birden aynıysa cevap 0 çıkar. Sol taraf 0 ise sağ tarafın ne olduğundan bağımsız cevap 1 çıkar. B şıkkı olur böylece. Yine bakın kuralla yapıyoruz. O yüzden mantık konusunda yorum yapabilmeniz için net bir şekilde bütün formülleri, kuralları bilmeniz lazım. Evet bakalım bir ne demiş? yan yana olan iki kare içerisinde önerme işlemi aşağıdaki gibi tanımlanıyor. Yan yana bulunan iki kare içerisindeki sayıya P ise Q bileşik önermesi uygulanıp sonuç bir kare ise içerisine yazılmaktadır. Örneğin 1 sıfır karelerine uygulanıyor ve cevap sıfıra dönüyor. 2'den fazla kare barındıran işlemlerde işlemlere sol baştan başlanıyor. Örnek 0 1 ile başlıyoruz cevap 1 çıkıyor. Sonra 1 1 diyoruz cevap yine 1 çıkıyor. Buna göre bakalım. Tablosunda satırlarda işlemler yapıldığında oluşan 5 karenin içerisindeki sayıların toplamı kaç olur? Başlayacağız mecburen tek tek yapacağız. 0 ve 0, 0 ise 0, 1'dir. 1 ise 0, 0'dır. Kural hatırlatayım sonra hızlıca yapayım. Sadece 1 ise 0'da cevap 0'dır. Geri kalan her şeyde cevap 1'dir arkadaşlar. İse konusunda 1, 1 de 1 gelir. Yine 1 olduğu için 1 olacaktır. 0, 0'da 1 olur. Bir de yanında 1 var yine 1 olur. 1 0 da 0 olacaktır. 0 1 de cevap yine 1 olacaktır. 1 0 da cevap 0'dır. 0 ise 0 da yine 1'dir. Toplamları böylece 4 oldu. E şıkkı. A alt küme B ve A alt küme C ise B alt küme C'dir önermesi veriliyor. Hangisi bu önermenin yanlış olduğunu gösterir diyor. Şimdi bakın A kümesi e, direkt size yanlışı göstermem lazım. Çünkü burada kıvırmanın anlamı yok. Şimdi A kümesi arkadaşlar 4'ten oluşsun. B kümesi de 4 5'ten oluşsun. Gerçekten A B'nin alt kümesi mi? Evet. Sonra geliyorum arkadaşlar. A aynı zamanda C'nin alt kümesi mi? Evet. Ama 4, 4 5 ile 4 6 kümesi birbirine eşit mi? Hayır. O yüzden yani bu kesinlikle zaten kesinlikle demeyeyim de bazen yanlış olan bazen doğru olan bir şey. Gördüğünüz gibi A kümesi hem B'nin hem C'nin alt kümesi olduğu halde BC'nin alt kümesi çıkmayabilir. Buna uygun bir örnek E şıkkı. Sağlayan değerlerden bir demek istiyor aslında size. Doğruluk kümesinin elemanı demek bu eşitsizliği sağlıyor demek. X yerine 3 yazacaksın yani. 3A-4 küçük eşit A. 2A küçük eşit 4. A küçük eşit 2. A o zaman alabileceği en büyük değer 2'ymiş. Olay bu. Burada verilen önermeleri yerine yazmanız lazım. Bakın göstereyim. Birincisi. Çünkü bu bir önerme şu an önermenin doğru mu yanlış mı olduğu biraz cevabın içinde gizli olmuş oluyor. Şimdi R demiş çarpımları arkadaşlar eğer sıfıra eşit ise böyle Türkçesini yazıyorum. Burada A sıfırdır bunu diyebilir miyiz? İki sayının çarpımı sıfırsa kesin A sıfır mıdır? Hayır bu belki doğrudur değil. P ise R. Şimdi eğer arkadaşlar A0 ise böyle yazacaksınız aynen Türkçesini düşüneceğiz yani. A0'a eşitse R'ye geldik. R ne arkadaşlar? Kök A çarpı kök B. Sıfıra eşit olur mu? Evet kesinlikle olur. Cevabımız bakın B çıktı. Ben yine de diğerini de göstereyim. Mesela C'ye bakalım. Küp kök A artı küp kök B 0'a eşit ise A'nın arkadaşlar sıfıra eşit olduğunu hemen söyleyebilir miyiz? Yok ikisi birden sıfır da olabilir. Ya da birisi diğerinin eksilisidir. Örnek bu ikidir bu eksi ikidir. Bunu da bakın bilemiyoruz. P ise Q'ya geldiğimiz zaman A sıfırsa toplamları sıfır olmak zorunda mı? Hayır yine bu da olmak zorunda değil. Sonra toplamları sıfırsa çarpımları da sıfır olmak zorunda mı? Yine bu da zorunda değil. Gördüğünüz gibi diğerleri belki doğru belki yanlış ama B kesinlikle doğru. Şu en alttaki çıkmamış onu hemen söyleyeyim. Bu ancak ve ancak arkadaşlar. Ona göre bir isterseniz uğraşın. Olmazsa çözümü izlersiniz. Burada durdurabilirsiniz o yüzden. Küpün karşılıklı yüzeyleri birbiriyle aynıdır diyor. Bu küp havaya atıldığında turuncu yüzey üzerine düştüğünde görünen yüzeylerindeki bulunan bileşik önermelerin doğruluk değeri toplamı kaçtır? Şimdi bu turuncu üzerine düştüğüne göre burayı görmeyeceğiz. Bunun karşısını göreceğiz. Yine de tabii böyle sileyim. Şimdi birincisi bu turuncunun karşısında yine turuncu olacak. Haliyle arkadaşlar P'nin değili ise P'nin değili ikisi de aynı olduğunda 1 çıkar. 1 ya da 1 ikisi de aynıysa 0 çıkar. Eee ancak ve ancak da biri doğru biri yanlışsa cevap 0 çıkar. O zaman arkadaşlar bu böyle turuncu zemin üzerine düştüğünde bunun karşısına gelen yerin toplamı 1 oldu. Tamam mı? Şimdi yeşile baktığımız zaman 1 ise 1 1'dir. 0 ve 1 sıfırdır. Sıfır veya sıfır yine sıfırdır. O zaman burada bir oldu. Karşısında da bir oldu arkadaşlar. Şu an iki elde ettik. Buraya tek tek toplamları yazacağım. Gelelim şimdi sarıya. Sarıda da arkadaşlar 1 veya sıfır birdir. P ve Q'nun değiliyle P ve Q işleme girerse sıfır çıkar. Bir ancak bir de gördüğünüz gibi yine bir olur. İki tane bundan olacağı için iki çarpı 2'den 4. Toplamları 5 yüzeyin 6 bir daha 7 oldu C şıkkı. Totoloji ise arkadaşlar maviye, çelişki ise sarıya, ikisi de değilse turuncuya boyayacaksınız diyor. Gösteriyorum bakın. Ve buradaki kural da nasıl verilmiş? Sütundakinin olumsuzunu al, değilini al, satırdaki aynen al. Şimdi burada birinci sütundaki bu elemana bakalım. Burada P veya P'nin değili nedir? Normalde 1'dir değil mi? Bunun değilini alacağım 0. Ya da bunun aynısını alacağım. Q. Şimdi böyle olunca sıfır ya da Q, Q'ya bağlıdır. Eğer sıfırsa bir çıkar, bir ise sıfır çıkar. Hali ise, haliyle arkadaşlar bu Q'ya bağlı olduğu için totoloji ve çelişik gelmedi. Turuncu olmalı. Şöyle ben kareleri ayırayım. Burası, gerçi var turuncu diyeyim buraya. Sonra geldim buraya. İkinci sütuna geldim. Q'nun değili ya da Q... Bunu yine aynen aldım. Bu arkadaşlar direkt bir çıkar. Birisi doğruysa birisi yanlıştır. O zaman mavi olacak. Geldim Q'nun değili 1'e. Şimdi ne olursa olsun sağ taraf ise arkadaşlar. O zaman bu kesinlikle 1 çıkacaktır. E, Q 1 olsa da 0 olsa da 1 olur. Şimdi Q'nun değilini alıyorum. Burada. E, kesiştiriyorum şurayla. Q'nun değiliyle 1'i yadaya yapıyoruz. E, burada arkadaşlar yine. Q'nun değiline bağlı olay. Eğer bu sıfırsa 1 çıkacak, 1 ise 0 çıkacak. O yüzden totoloji olmadı, çelişki de olmadı. Yine şurası turuncu geldi. Şimdi sadece burası kaldı, ona bakalım. Burada da şöyle şunları sileyim. E, buranın zaten 1 olduğunu demin söylemiştim. Burası da 1'di. Ne yapacağız? 1'in değilini alacağız buranın değilini, sütunun. 1'in değili 0'dır. Bunu aynen alacağız. Ya da da evet birisi doğruysa birisi yanlışsa cevap 1 gelir. Burası da arkadaşlar gördüğünüz gibi mavi oldu. Cevap da C şıkkı oldu. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisi doğrudur demiş. 2 üzeri x artı 3 üzeri x 5 üzeri x e eşit bu 0. 7 üzeri x eksi 5 üzeri x 2 üzeri x e eşittir bu da 0. Bunların çarpımları doğrudur. Evet arkadaşlar. Bakacağız yani tek tek normalde bakmak lazım ama ee, hemen eleyebileceklerimiz olur mu onu bir kontrol edelim. Şimdi P veya R ise Q demiş. R, A'dan başlayayım ya yapacak bir şey yok. Şimdi gözüme de hemen öyle çarpmadı yani açık söylemek gerekirse. Şunu söyleyebilirim ama bak bir dakika E şıkkı hemen geldi. Yani gözüme çarpmadı derken. Şimdi arkadaşlar eğer ise konusunda sol taraf sıfırsa sağ tarafın ne olduğu önemsiz olmaksızın direkt 1 gelecektir. Bu doğrudur. Yani şunu diyebilirsiniz hemen E'yi gördüğünüz yaptığınız birkaç tane daha göstereyim bak. R 1 burası. 1 ise P ve Q neye eşit? 0. 1 ise 0 neydi? 0. P veya Q 0 ve 1 yine 0. P arkadaşlar 0. Burası e, veya olduğu için R ise Q'da 1 ise 0'dan 0 sıfır geldi yine 0 oldu. P burada 0 bir kere V de zaten 0 oldu an 0. Gördüğünüz gibi yani diğer şıklar da böyle müthiş derecede zor değil. Ama isenin özelliğine odaklanarak hemen E şıkkını da görebilirsiniz.